Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Başımız sağ olsun. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Tiyatro sanatçısı, film sanatçısı. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ferhan Şensoy. Hande Erçel ve Kerem Bürsün de bugün storylerinde Ferhan Şensoy'u paylaşarak onun vefatından duydukları üzüntüyü bir yerde aktarmış oldular. Diğer tüm oyuncular gibi onlar da paylaşımda bulundular. Ferhan Şensoy gerçekten oyunculuk dünyasının duayeni bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda televizyonda da çok güzel yapımlara, kendi yazdığı, oynadığı, yönettiği yapımlara imza atmış bir değerdi Ferhan Şensoy. Onun gibi oyuncu az bulunur. Evet, az gelir bu dünyaya. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den söz edeceğiz yine. Hande Erçel, Sitare Akbaş'ı, arkadaşı, bir zamanlar çok yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı. Sitare Akbaş da cevap olarak onu takipten çıktı. Sitare Akbaş biliyorsunuz Sen Çal Kapımı dizisinde de rol almıştı, oynamıştı ve orada da Fifi karakterine imza atmıştı Sitare Akbaş. Neden takipten çıktı? Çünkü bir süredir Murat Dalkılıç'la ilişki yaşıyor. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi idi. Ve Sitare Akbaş da Hande Murat'la çıkarken onun yanında, onun arkadaşı olarak zaman zaman hepsi bir araya geliyordu. Bir arada oturdukları kalktıkları oluyordu. Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Sitare Akbaş. Ne yazık ki ünlüler dünyasında benzer olaylara rastlanıyor ve Hande Erçel'in de böyle bir olay başına geldi. Ama Hande Erçel silmek için, Sitare Akbaş'ı takipten çıkmak için silmek için epey bekledi. Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç'la benim bildiğim yaklaşık 2-2,5 aydır çıkıyor. Ve daha önce muhabirler sormuşlardı Murat Dalkılıç'a. Murat Dalkılıç sinirlenmişti bu olayı sordukları zaman. Sitare Akbaş'la aranızda bir şey var mı diye sordukları zaman sinirlenmişti Murat Dalkılıç. Benim istemediğim bir şeyi sorduğunuzda hiçbir zaman cevaplandırmayacağım demişti. Bir akşam vaktiydi. Hatırlarsınız o videoyu. Ben istersem söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorum. Bana böyle sorular sormayın demişti. Ve gazeteci arkadaşları, soruyu soran gazeteci arkadaşları terslemişti. Gazeteciler neden sordular bu soruyu? Çünkü Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç'la onun konserlerinde de en önde oluyor ve Murat Dalkılıç şarkılarını onun gözlerinin içine bakarak söylüyordu. Bu da gazeteci arkadaşların dikkatini çekti. Mesela Çeşme'de verdiği konserde bundan 1,5 ay evvel Kıvılcım Yeter Ki, Bir Kıvılcım Yeter şarkısını söylerken Sitare Akbaş neşe içinde ona kahkahalar atarak en ön sırada ayakta dans ederek izledi ve konser boyunca yerine oturmadı adeta. Daha sonra Bodrum'daki konserde de yine Sitare Akbaş çok yakınında, Murat Dalkılıç'ın, sahnedeki Murat Dalkılıç'ın çok yakınında, Yalıkavak'ta bir biçti. Gözlerinin içine bakarak Sitare Akbaş'ın şarkısını söylemişti. Ve o zaman da bu aşk dedikoduları yazılmıştı. Hiçbir zaman yalanlamadılar. Ne Sitare Akbaş ne Murat Dalkılıç bu ilişkiyi. Ve nihayet geçtiğimiz günlerde arabanın içinde birlikte arabaya binerlerken, arabanın içine giderlerken gazetecilere yakalandılar. O zaman bir muhabir arkadaş Sitare Akbaş'a Hande Erçel arkadaşsınız. Hande Erçel'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Hande Erçel sizinle ilgili ne düşünür? Hiç bu konuyu düşündünüz mü diye sorduğunda gazeteci arkadaşlar Sitare Akbaş gülerek cevap vermiş. Gülmüştü. Konuşmamıştı. Gülmüştü. Yani böyle ben Hande Erçel olsam böyle bir soru sorulduğu zaman Sitare Akbaş'a böyle bir gülümsemeyle cevap vermiş olsa
rahatsız olurum, bozulurum, üzülürüm. O gün takipten çıkarım. Ben olsam zaten çoktan takipten çıkmıştım da. Ama Hande Erçel her nedense önceki güne kadar bekledi silmek için. Eski aşkınla ilişki yaşayan yakın kız arkadaşını silmek için önceki güne kadar bekledi ve sonunda sildi. Tabii bu arada onun kulağına bir şey geldi mutlaka ki silme ihtiyacını duydu. Yani kendisiyle ilgili Star Akbaş'ın söylediği bir söz olabilir bu. Öyle bir şey duydu ki aşırı rahatsız oldu ve artık silme gereğini duydu. Gerçi Hande Erçel Kerem Bürsin'le çok mutlu. Kim ne yaparsa yapsın hiçbir zaman onu ilgilendirmez ve ilgilendirmemesi de gerekir. O kendi hayatına bakması gerekir. Hande Erçel'in önüne bakması gerekir. Kim ne yaparsa yapsın. Zaten Murat Dalkılıç'ı hayatından da silmiş, sosyal medyadan da silmiş Hande Erçel. Çoktan unutmuş gitmiş. Murat Dalkılıç kimle çıkarsa çıksın. Ama tabii bunu böyle söylüyoruz ama insanın gururuna dokunuyor ve birileri de laf getirip götürüyor. Mutlaka laf taşıyorlar. Öyle olmuştur. Birisi bir Hande Erçel'e Star Akbaş'ın söylediği bir sözü getirmiştir. O da artık burasına geldiği için herhalde takipten çıktı. Şimdi bu hayatta tabii kimin başına ne gelecek, neler yaşanacak hiç önceden kestirmek, büyük konuşmamak lazım. Hiç kestirmek mümkün olmuyor. Hande Erçel bundan yıllar önce, 3-4 sene önce tam tarihi de yazıyor bir yerde. Bulup söyleyebilirim size. Hande Erçel'in ilişkisinde Ekim Mert Daymaz ile 2015'te Mert Daymaz ile bir ilişkisi vardı Hande Erçel'in. Ondan ayrıldıktan sonra Hande Erçel Ekim Mert Daymaz'ın kankası, çok yakın erkek arkadaşı Mehmet Dinçer'le aşk yaşamaya başladı. Hadi buyurun bakalım. Onun için diyorum, hayatta kimin ne yapacağı, ne olacağı, yarın önümüze ne çıkacağı hiç belli olmaz. Tabii ki doğru değil. Arkadaşının aşkıyla çıkmak, hayata yola devam etmek, arkadaşının aşkıyla o arkadaş ondan ayrıldıktan hemen sonra bir onun en yakın arkadaşıyla devam etmek doğru değil. Hande Erçel'in yaptığı da doğru değildi. Star Akbaş'ın yaptığı da doğru değil. Ancak hayatta herkesin başına her şey gelebiliyor. Hepimiz etten kemikteniz. Olmaması lazım. Tekrar söylüyorum, olmaması lazım ama olabiliyor. Burada da Hande Erçel takipten çıkarak tepkisini bence doğru bir şekilde Star Akbaş'a gösterdi. Ha, sorun bana, Star Akbaş'a Murat Dalkılıç'ın geleceği olur mu? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Murat Dalkılıç bundan sonra kolay kolay hayatta evlenmez. Karşısına çok varlıklı, çok aklı başında, gerçekten çok güzel. Kendisinden de yaşça daha küçük ve saygılı, iyi bir aileye mensup bir hanım çıkmadıktan sonra ben Murat Dalkılıç'ın kolay kolay evlilik erkeği olduğunu hayatta zannetmiyorum. Hiç öyle bir aynı sektörden birisiyle de zaten yapacağını zannetmiyorum. Yani ünlüler dünyasından birisiyle Murat Dalkınç'ı bir ilişki kuracağı, evlilik yapacağını hiç zannetmiyorum. Ancak gönlünü eğlendirir ve Star Akbaş'la da bence geçici bir ilişki içinde olduklarını düşünüyorum. Hande Erçel'in zaten böyle ilişkilere, böyle birlikteliklere takılıp kalmaması ve canını sıkmaması gerekiyor. Çünkü onu çok seven bir erkekle birlikte, çok çok seven ve ona hakikaten büyük değer veren bir sevgilisi var. Hande Erçel'in. Hande müthiş bir insan. Hande'yi çok seviyorum diyen bir erkek Kerem Bürsin. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle röportaj yapılmıştı. Hakan Gence tarafından Hürriyet Gazetesi'nin televizyon YouTube kanalı için. Çok iyi arkadaşız her şeyden önemlisi ve gerçekten de çok iyi kalpli bir insan Hande demişti. Ve onu ne kadar çok sevdiği, onu gerçekten ne kadar beğendiğini de
Bu sözleri söylerken gözlerinin parlamasından çok iyi anladık, çok iyi anlıyoruz. İnsanlar ne söylerse söylesin, gözler asla yalan söylemez. Gözler aynasıdır kalbin, öyle değil mi? Peki, bu video bu kadar olsun. Hande ile Kerem'i konuşmaya devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz ama lütfen artık abone olun, olur mu? Sevgiyle.